birçok kişi bu hastalıklara yakalandığında baş ağrısı da çekiyor. Ve hani insanlar sinüzit, mesela sinüzit olduğunda baş ağrısı, büyük bir hani çekilen baş ağrısı oluyor. Evet, sinüzit Peki de büyük bir o problem. hastalığı da bize tanıtır mısınız? Hani Tabii. sadece bir baş ağrısından ibaret midir sinüzit, yoksa onun da hani ilerisinde daha fazla hastalıklara yol açıyor mu? Sinüzit alın boşluğu, burada içeride bir boşluk var. Çene boşluğu, burun boşluğu, Evet. çene boşluğu gibi üç boşluğun birbiriyle bağlantılı hali, sinüs denir. Sinüslerin üzerinde çok hassas bir mukos tabaka var. Sümüksü bir tabaka. Burada çok yoğun bir tüysü hücre var. Almış olduğumuz havanın içerisindeki kıldır, tüydür, tozdur, ne varsa bu Evet. tüysü hücreler ne yapar? Onların akciğer gitmesini önler. Filtre görevini görür. Bir. İki, alınan havayı burundan almak çok önemlidir. Eğer ağız yoluyla hava alırsak ne olur? Direkt soğuk hava akciğere zarar verir. Evet. Burunla alınan hava, burun boşluğu sinüslerde önce hafif ısıtılır, nemlendirilir. Böylece akciğere zarar vermez. Evet. Eğer direkt nefesi ağızdan alırsak, kuru hava, sıcak hava, mikroplu hava ne yapar? Akciğere zarar verebilir. Bu nedenle sinüsler çok önemlidir. Sinüzit rahatsızlığı nasıl oluyor? Orta kulağa iltihaplanıyor. Orta kulaktan boğaza açılan bir Evet. östaki borusu var. Beraberinde yine Östaki bu da borusu hastalığı getiriyor. orta kulak iltihaplanmasına sebep olur. Orta kulak iltihaplanması geniz eti büyümesine iltihaplanması. Geniz eti faranjite sebep olur. Evet. Faranjit tekrar sinüzite sebep olur. Bunlar yukarı nefes yolları birbirini tetikler. Birinde bir rahatsızlık varsa diğerini tetikler. Evet. Bununla ilgili Afrika ıtırı Pelargonium sidoides, Pelargonium reniforme dünyada en etkili bitkiler. Bunlarla ilgili birçok tentürler, damlalar, drajeler var. Sizin de Sadece bunlarla ilgili Avrupa'da, sanırım çalışmalarınız bizim de var. tabii çok güzel formüllerimiz var, çalışmalarımız var. Avrupa'da 50 bin kişi üzerinde denenmiş, etkisi ispatlanmıştır. Klinik araştırmalar. Evet. Zaten daha önce bu bitki doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Fakat sonra ne oldu? Penisilin çıktı. Ucuz olduğu için herkes bunu kullandı, pratik olduğu için. Fakat şimdi penisilin yan etkileri, alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu Evet. vesaire tetiklediği için şimdi Avrupa'da, Amerika'da adeta doktorlar mümkünse hiç antibiyotik yazmıyorlar.